Kimi görsek düşmeyen SRP. Neden bu kadar çok enfeksiyonlu olduk? Çok kolay. SRP yüksekliği enfeksiyonu göstermez. Ama SRP yüksekliğine antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Gene gömleği yanlış yerden mi bağladık? Çünkü SRP eşittir enfeksiyon değil. Aslında uyuz olmayan ama uyuz teşhisi alıp da uyuz tedavisi uygulanan ve tabii ki sonuç alınamayan çok hasta görüyorum. Yanlış teşhis mi konuyor hastalara? Tabii yanlış teşhis, evet. Hepsinde sadece spike protein dolandı. Hepsinde? Evet. Dolayısıyla burada artık şüphe yok. 10 farede mi yapıldı bu? Evet. 10 fare üzerinde yapıldı, başarılı bulundu tırnak içinde. Şimdi insanlara uygulamaya başladılar. Şimdi o sizin söylediğiniz o hatırlatma şeyi bunlar işte. Diğer önemli vitamin de C vitamini. C. Hiç aksatmasınlar. Her gün C vitamini alsınlar. 1000 miligram C vitamini artı 15, 20, 30 miligram olabilir çinko. Ciddi ciddi hazırlık yapıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün olası sağlık krizleri sadece virüs olarak düşünülmesin. Efendim merhabalar. Özellikle beni takip edenlerin, uzun süredir beni takip eden dostlarımın çok yakından tanıdığı ve çok sevdiğine emin olduğum pandemi döneminin baş aktör doktorlarından Serhat Fındık, Profesör Doktor Serhat Fındık'la birlikteyiz. Hocam Şükür Kavuşturan'a epeydir görüşmüyorduk. Evet. Çok istedi dostlarımız sizi konuk almanı. Ben de özlemiştim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Hemen Amerika'dan bir gelişmeyle başlayalım sohbetimize. Tabii. İsterseniz. Dünya Sağlık Örgütü Biden'a açıkça dedi ki benim koyduğum kuralların dışına çıkacak hekimler cezalandırılsın. Hekim olabilir, sağlık çalışanı veya herhangi bir politikacı da olabilir mesela. İşte tutuklansın, sorgulansın. Çünkü o biliyorsunuz tek dünya, tek aile gibi bir şey var biliyorsunuz. Sloganları var ve Mayıs 2024'te yani önümüzdeki yılın Mayıs ayında üye olan 194 ülkenin sağlık bakanlıkları, temsilcileri katılacaklar ve orada nihai karara varacaklar. Bu nihai karara göre olası bir kriz, bunun içerisinde pandemi olabilir. Yani bir virüs olabilir veya bir iklim krizi olabilir ya da uzaylı istilası olabilir. Yani bunu ciddi ciddi yazıyorlar seçenekler veya bir kıtlık olabilir. Böyle bir kriz listede anında... Listede uzaylı istilası var mı hocam? Var tabii. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı listede. Tabii insanlığı tehdit edici ki başlıklar bunlar. Bir iki başlık daha var. Kıtlık var işte... açlık var, sefaret var, salgın var, uzaylı istilası var, iklim krizleri var. Dolayısıyla böyle bir şey oluşursa eğer biliyorsunuz bir şey tasarı metni oylanmaya sunuldu ülkeler bazında ve bu oylandığı zaman yani onay gördüğü zaman bu Mayıs 2024 tarihinde bu saydığımız şeylerle karşılaştığı zaman dünya artık yönetim bu kriz yönetimi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kişiler tarafından yapılacak. Yani Türkiye'de mesela birinci isim kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bypass edilmiş olacak. Meclis bypass edilecek. Onlar bir şekilde yönetimi ele alacaklar ve bu maddeler içerisinde işte neler yapılacağını onlar karar verecekler. Onların bu vereceği kararlara karşı çıkan kişiler olduğu zaman da dezenformasyon denilecek, yanlış bilgilendirme denilecek. Bizim uygulamalarımıza karşı çıkılıyor denilerek bu kişiler hakkında sorgulama, tutuklama, cezaevine atılma gibi seçenekler var. Belki itibar suikasti yapılacak. Tabii ki tabii ki. Yani sonuçta hani bu kişi bizim kurallarımıza bu kadar hayati bir uygulama yapıyoruz biz. İşte şu kişilerin böyle bir şeyi var. Bizim uygulamalarımıza engel oluyorlar. İnsanlığı tırnak içinde tehdit altına alıyorlar. Dolayısıyla biz bunlara yaptırım uygulayacağız. Bu maddeler içerisinde var zaten bu. İşte bu sizin başta söylediğiniz Biden'a bu öneri tavsiyede zaten bu maddelerden bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın ismi? Ghebreyesus. Ghebreyesus. Evet. Aynı kişi değil mi? Aynı hocam? Kişi. Kendisi hekim değil biliyorsunuz zaten. Bir biyolog ve kendi ülkesinde soykırıma neden olmakla suçlanan bir kişi. Ve tabii ki Gates Vakfı'nın yetiştirdiği bir kişi olduğu için. Arkasında da zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün bağış yapan Amerika Birleşik Devletleri devletinden sonra ikinci sırada Gates Vakfı geliyor. Tabii ki tahmin edersiniz ki zaten Gates Vakfı'nın getirdiği bir kişinin Bill Gates'in ve onun ekibindeki insanların kararlarına ve söylemlerine karşı çıkması gibi bir durum söz konusu dahi olamaz zaten.
Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yeni yasasıyla, Biden aracılığıyla, Amerika'ya duyurduğu yeni yasasıyla artık olası az önce saydığınız listedeki herhangi bir şey olduğunda devletler devre dışı kalacak, diyebilir evet, miyiz? Evet. Devre dışı kalacak. Hatta bu Dünya Ekonomik Forumu'nun biliyorsunuz Klaus Schwab'ın başkanlığını yaptı. Orada zaten dile getiriliyor. Onların Great Reset dedikleri kitapta tek tek yazmışlar zaten. Şimdi ilk hedefleri 2030 tarihine hazırlanmak. İşte bu iklim krizi, affedersiniz ama bu kelimeyi kullanacağım, saçmalığı, uydurması, sahtekarlığı zaten hemen hemen her ülkede inananlar da her zaman oluyor bu şeye. Hocam siz profesör seviyesinde göğüs hastalıkları evet, uzmanısınız. O dönemle şimdi göğüs hastalıklarında, daha doğrusu akciğer kanserinde direkt sorayım, bir artış var mı? Şöyle genel olarak şeyden sonra pandeminin sonraki döneme baktığımız zaman benim kendi klinik pratiğime baktığımda astım krizleri ataklarında artış var. Bir, alerjik ataklarda artış var. İki, özellikle uyuz teşhisi alıp da aslında uyuz olmayan ama uyuz teşhisi alıp da uyuz tedavisi uygulanan ve tabii ki sonuç alınamayan çok hasta görüyorum. Yanlış teşhis mi konuyor tabii hastalara? Tabii yanlış teşhis, evet. Yani uyuz deniliyor. Haklı olarak mesela klinik pratikte bakılıyor. Uyuz'a çok benziyor. Kaşınan bir insan, işte lezyonları var. Deniyor ki ya sen uyuzsun. Ama bakın uyuz çok bulaşıcı bir hastalıktır. Yani çok özür dilerim. Ben şimdi uyuz olayım. Çok özür dilerim. Ben uyuzum. Size burada bulaştırma imkanım var benim. Herhangi bir temas olmasa da. Çok kolaydır. Evet. Hatta hocalarımız... Buradan oraya zıplar mı? Tabii. Yani dokunma. Ben size dokunduğum zaman mesela eldivensiz... Tokalaştık. Size geçme ihtimali var. Çok yüksektir. O yüzden aslında buradan meslektaşlarıma da çağrı yapıyorum. Onların da hocaları zaten anlatmıştır. Biz de hocalarımızdan öğrendiğimiz şey, uyuz şüphesi olan bir hastayı muayene ederken lütfen çıplak eldivenle muayene etmeyin. Bu kadar bulaşıcıdır. Yani bilinen en bulaşıcı hastalıkların başında gelir uyuz. Zaten şeyi de vardır ya, uyuz oldum bu insana falan evet, diye söyleriz evet, ya da gıcık oldum, uyuz oldum gibi. Maksat budur. Yani anlamı da budur. Çok çabuk bulaşır. Şimdi bakıyorsunuz, geliyor hasta, hocam ben uyuz teşhisi aldım. Uyuz tedavisi gördüm ama benim kaşıntılarım geçmiyor, lezyonlarım geçmiyor. İlk sorum şudur, siz kaç kişisiniz aynı evde yaşayan? 5 kişi. Diğer 4 kişide problem var mı? Yok, böyle uyuz olmaz. Mümkün peki bu nedir değil o zaman? Bu muhtemelen uygulanan pandemideki malum şeylere ikincil yan tesirleri gibi düşünebiliriz. Veya o sıvının bir sonucudur. Tabii. Çünkü onlar biliyorsunuz, ben sürekli paylaşıyorum, pek çok şeyleri var, olumsuzlukları var. Onlardan bir tanesi de bu zaten, dokümente edilmiş. Benim hastalığımda da gördüğüm bu. Yani onu olmayan kişide bu anlattığım tablo gözükmüyor zaten. Bir diğeri mesela sarkoidoz diye bir akciğer hastalığı var. Bu kadar sık görmezdim ben, o da artmaya başladı. Akciğer kanseri dediğiniz gibi daha fazla görünmeye, daha hızlı. Yani şöyle bir değişiklik var Emel Hanım, ben özellikle üniversitedeyken çok akciğer kanseri takip ettim. Kemoterapilerini biz uygulardık, radyoterapiye verirdik. Yani birebir bakımlarını biz yapardık. 3000'e yakın, hatta 3000'i geçen akciğer kanseri şeyim var benim. Şimdikilerdeki farkı şu, şimdilerde o zaman da ileri evre çok kanserimiz çok olurdu ama burada daha farklı. Yani bir anda etrafa yayılmış vaziyette geliyor. Dolayısıyla turbo kanser denilen, o öyle bir tabir kullanıyor. Yani turbo, hızlı yayılan, güçlü, dirençli anlamında. Akciğer, pankreas özellikle, lenfomalar, kan kanserleri falan bu dönem. Çünkü bana da geliyor, hocam ne yapabiliriz, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Biliyorsunuz bizim bir seçeneklerimiz oluyor tedavide. Onları uygulamaya başlıyoruz. Mesela bir diğer şey, saç dökülmesi çok var. Ağır COVID geçirdikten sonra da bu anlattığım şeyler oluşuyor. Benzerdir birbirine zaten. Tam onu soracağım. Birbirini ayırt etmiyoruz. Hocam tabii diğer cepheden olan hekimler bunu şöyle söyleyebiliyorlar. Acaba virüsün etkisi evet, miydi? Orada söz konusu olan spike proteini çözülemeyen bir proteindi. Acaba onun tezahürü mü bu? Haklılıkları var, ancak şöyle. Şimdi bir Einhardstadt diye bir Alman patolog vardı biliyorsunuz, profesör. Bu konuda ilk yayını o yaptı. Şüpheli ölen 20 küsur hastanın otopsi bulgularını yayınladı. Ve çok net bir ayrım yaptı. Yani bu bir COVID sonrası mı? Öyle bir spekülasyon vardı ya. Ya da bu işlem bunlardan sonra mı oluyor? Yan tesir mi? Bunu ayırt etmek çok kolay. Ama tabii ki çok uzman patolog olması lazım. İki boyama yaptı. Bir tanesi spike proteine yönelik, bir de nükleokapside yönelik. Nükleokapsit virüsün kendi şeyi.
spike protein hem virüste var hem sıvıda var. Şimdi dolayısıyla düşünün. Ölen kişilerin organlarında bu boyamayı yaptığı zaman sadece spike protein, başak proteini boyanıyorsa ne düşünürsünüz? Yan tesir. Ama hayır, hem başak proteini boyandı hem de nükleokapsit boyandıysa, yani virüsün direkt şeyde olmayan, sıvıda olmayan, o zaman ne düşünürsünüz? Virüse bağlı, yani COVID'e bağlı. Hepsinde sadece spike protein boyandı. Hepsinde? Evet. Dolayısıyla burada artık şüphe yok. Ben zaten hastalarım bana sorduğu zaman diyorum, şu yanıtı veriyorum. Türkiye'de bu yok. Böyle bir boyama şeyi. Keşke olsa, bir sürü güzel, çok değerli patoloğumuz var. Maliyetli bir şey mi bu hocam? Hayır. Olmalı mı sizce? Tabii ki olmalı. Yani devlet hastaneleri... Devlet üniversitelerden başlar. Mesela şimdi Almanya'da bu yapıldı, Amerika'da yapıldı. Profesör McCulloch var. Benim gibi düşünen, pandeminin başından beri büyük bir mücadele veren. O da bir şey yayınladı, seri yayınladı. Onunkinde de %84 tamamen yan tesir olarak ortaya çıktı. %16'da ağır COVID olabilir, yan tesir, orada kalan vakalar oldu. Ama ortada bir gerçek var. Ve kendi bu sıvıları üreten firmanın yaptığı çalışmanın belirlediği liste, yan tesir listesi zaten bu. Yani Profesör Doktor Serhat Fındık'ın hazırladığı liste değil bu. 1277 tane ayrı ayrı hastalık. Lütfederseniz size de gönderebilirim. Yani 1200 A'dan Z'ye kadar 1277 tane bildirilen yan tesir hastalık var. Bunların içerisinde pıhtılaşma var, felçler var, kanserler var. Bunları da görüyoruz işte. Çok pıhtılatan hastalarım oluyor benim. Sebebini soruyorum, tak diye çıkıyor zaten. Bir ayak sesi olur mu bu pıhtının? Gün öncesinden bir pıhtı atmanın sinyalini kişi hisseder mi? Kendini nasıl yoklasın? Şöyle, %50'sinde hissetmiyor. Yarı yarıya. %50'sinde hiçbir şey hissetmiyor. Allah korusun, en kötü tablo o zaten. Aniden kalp aritmiye giriyor. Çok tehlikeli aritmiler var, ritim bozuklukları var ve aniden ölüyor. Mesela bunu spor sahalarında gördük. Maalesef, şeylerden maalesef. Görüyorsunuzdur. Şimdi düşünün, bir sporcu, yani 30 yıllık hekimim ben, benim hayatımda gördüğüm hastalar içerisinde en sağlıklısı sporculardır. Sonra efendim doktorlar şaşırdı, çözüm bulamıyorlar, çareyi bulamıyorlar. Ortada işte sor. Mesela en son NBA'de LeBron James'in oğlu yatalak kaldı çocuk. Basketbolcuydu o da. Pıhtı mı attı? Evet. Kaç yaşındaki çocuk pıhtı attı? 17 ya da 18'di, yanılabilirim. Ben hatta onu paylaşmış olabilirim sosyal medyada. Yani yaş ortalaması da düştü hocam. Tabii ki pıhtıda. Şöyle, bu ani ölüm şeklinde, yani en şiddetli seyrettiği grup 16-18-24 yaş arası. En tehlikeli grup burası. 2 ve 3'ten fazla bu şeyleri olan en tehlikeli burası. Genel bir aralık verecek olursam da 18 yaşla 44 yaş arası. Daha ileri yaşta bu kadar ani tablo gözükmüyor. Orada ne oluyor? Geri kalan o %50 kısmı. Mesela eğer bacaktaysa pıhtı, bunun teşhisi kolay oluyor. Bacakta şişlik, baldır bölgesinde, dizin altı arka tarafı, baldır bölgesinde bir ağrı, bir şişlik, kızarıklık, kramp şeklinde bir ağrı olabilir. Tek taraflı. Kişi kendi görebilir bunu. Tabii ki görebilir. Hisseder zaten. Yani rahatsız eder çünkü. Bu pıhtı eğer orada teşhis edilirse... Varis gibi midir bu hocam? Daha içte. Yani damarını göremeyebilirsiniz. O variste yüzeyel damarlar oluyor. Bu derin venler. Derin damarlar daha tehlikelidir. Direkt akciğerlere gidiyor çünkü. Dolayısıyla o safhada yakalanabilir. Veya pıhtı haline gelir. Emboli olur, akciğere atabilir. Veya kalbe atabilir. Veya beyne atabilir. Eğer atar damar sistemini. Yani belirgin şeyleri bacakta olduğu zaman bunlar. Eğer akciğere attıysa ani bir nefes darlığı başlar. Özellikle nefes alamaz. Bıçak tarzında saplanan ağrılar oluşur. Nefesi daralır. Bazen öksürmekle kan gelir. Biz burada akciğer embolisini düşünüyoruz. Akciğere pıhtı atması. Kalbe pıhtı attığı zaman orada atar damar sistemi etkileniyor. Çünkü bunlar da maalesef hem ağır COVID geçirenlerde, bakın ayırmıyorum, ağır COVID geçirenlerde de aynı tablolar oluyor. Bir de bu uygulanan şeyleri, sıvıları uygulanan kişilerde de aynı tablolar meydana geliyor. Kalpte de tabii, kalp damarları çok daha zayıftır, çok daha incedir. Dolayısıyla oraya bir pıhtı olduğu zaman ani ölümün nedeni bu oluyor. Veya beyine sıçrıyor, beyine emboli atıyor, pıhtı atıyor. O zaman da ne oluyor? Şiddetli bir baş ağrısı ve felç durumu meydana geliyor. Beyine emboli attıysa. Tabii ki.
tabii ki koma durumu ve o etkilenen beyin bölgesinin genişliğine ve yerleşimine göre değişiyor tabii ki. Eğer erken teşhis edilir ve tedavi başlanırsa tamamen düzelme ihtimali her zaman var. Mesela yarım yüz felci var. Bel spasti, öyle hastalarım da oldu benim. Yine emboliye bağlı, pıhtıya bağlı. Çok sinirsel tutulum oluşuyor. Parmak uçlarında, ellerde, ayaklarda genellikle o da bunların yol açtığı vitamin eksikliklerinden kaynaklanıyor. O vitamin takviyesini yaptığınız zaman veya ister ağır COVID olsun, ister sıvıya bağlı oluşsun. Çünkü mekanizmaları hemen hemen aynı çünkü. COVID'de de, COVID virüsünde de zaten burada mantıken hata şu. Şimdi virüsün en tehlikeli bölgesi spike proteini. Yani başak proteini. Siz bundan elde ettiğiniz bir sıvıyı vücuda veriyorsunuz. İtirazınız zaten bu muydu hocam? Başından beri. Tabii ki. Ve ne oluyor onu verince? Onu verince virüs gibi oluyor işte. Ve vücut, ha, doğal yoldan tabii aldın. Tabii ki. Ve bu daha tehlikeli. Direkt şeye sokuyorsunuz. Vücuda sokuyorsunuz. Öteki türlü sonlu yolda geldiği zaman mesela siz COVID oldunuz mu? Olmadınız. Ya da çok hafif geçirdik. Ben hafif, hiç olmadım. Hafif geçirdim. Şimdi niye olmadık? Burada tamamladık çünkü bu. Şimdi koruyucu sistem evet. Var. Burnumuzda var. Ağzımızda var. Boğazımızda var. Akciğerlerde var. Direkt virüs böyle geliyor zaten. Biz vitaminlerimizi aldık. Kendimize dikkat ettik. Yiyeceklerimize dikkat ettik. Korkuya girmedik. Strese girmedik. Virüsü durdurduk. Peki dışarıdan verildiğinizde nasıl durduracaksınız? Direkt vücuda giriyor zaten tabii. Covid yaşayanların kullandığı ilaçlar vardı tabii prosedürde. Ki. Onların bıraktığı hasarlar gözlemleniyor mu? Tabii. Zira sonradan yasak kalktı. Evet. Tabii artık kullanmayın dendi. Nedir tabii onların bıraktığı hasar? Şöyle, şimdi bir kere sıtma ilacı diye anlatayım. Hidroksiklorokin çok kıymetli, değerli bir ilaçtır. Ve ben hem önlemde hem tedavide onu uyguladım. Hastalarınızı tabii uyguladınız. Ki 570 COVID hastamı tedavi ettim ben. Hiçbiri ölmedi. Hepsi yaşıyor. Hepsi de evinde tedavi oldu. Şimdi 570 yaşları hastam. Genç miydi? Genç de var, yaşlı da var. Her yaştan vardı. Çocuk yoktu. Çünkü çocuklar biliyorsunuz COVID'de karşı en dirençli, iyi ki de öyle zaten, en çok dirençli şükür. Gruptur. O yüzden zaten yavaş yavaş yaşı onlara doğru indirmeye, yaş grubunu biliyorsunuz, sıvıyı onlara indirmeye. En son orayı talep ettiler. Yoksa ilk başta çocukları hedef almadılar. En son. Amerika'da da öyle oldu. Yavaş yavaş yaş grubunu indirdiler. Ama biliyoruz ki bugün bir çocuk COVID olup da 18 yaş altı diyorum yani beni affetsinler 17-16 yaşta o delikanlılar şeyler onları da çocuk görüyoruz biz. 18 yaşın altındaki bir çocuğun COVID olup da yaşama yüzdesi %99.997 yani böyle bir hastalık var mı? Ölme riski neredeyse o ölenler de o zavallı, işte lösemili, lenfomalı, ağır işte böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olan yavrularımız. Başka sağlık problemi tabii olanlar. Tabii ki, tabii ki. Ya o yavrularımız etkilendiler. Yoksa normal etrafımızdaki o sağlıklı çocuklarımız çok çabuk atlattılar zaten. Hocam az önce içime bir kurt düşürdünüz. Uyuz örneğini verdiniz ve çok karıştırıldığından tabii. Bahsettiniz. Akciğer hastalığıyla tabii. Uyuzun. Yeni bir numara uyuzdan gelmesin. Sarcoptes scobii adlı bir şeydir, parazittir. Dolayısıyla bu parazit üzerine bir manipülasyon yapamazlar. Parazitler, funguslar, mantarlar, bakteriler çok kompleks mikroorganizmalardır. Virüsler en basitleridir. Virüsleri manipüle edebilirler ama bunu manipüle edemezler. Yani uyuz benzeri bir tablo oluşturamazlar. Ne yapıyor zaten uyuz burada? Bir yan tesir olarak ya da bir işte ağır COVID'in etkisi olarak vücuttaki o savaş sırasında meydana geliyor. Mesela bazen şöyle de insanların aklına takılabilir. Ya işte bu uyuz oldu. Neye bağlıydı? İşte sıvıya bağlıydı. Neye bağlıydı? Ağır COVID'e bağlıydı. Ya ben acaba ona dokunsam COVID virüsü bana bulaşır. Yok böyle bir şey yok. Veya işte uyuz oldum. Dokunuyorsunuz. Geçmez. Hocam niye biz plastik eldivenler taktık o zaman? Boşu boşuna. Ne hikayeler yaşandı? Bir de şey var. Mesela bakın çok doğru bir şey yaptınız Emel Hanım. Aklıma getirdiniz. Mesela en büyük tırnak içinde sahtekarlıklardan biri de neydi? Yüzeyde yaşıyor. Bakın virüs bir canlı hücre içinde olması lazım. Hocam. Canlı hücrenin dışına çıktan ölüyor zaten yaşayamaz. Şimdi ne dediler? Havada şu kadar asılı kalıyor. Mümkün değil. Bakteri kalır bakın. Özellikle tüberküloz bakterisi kalır. Onlar çok güçlü mikroorganizmalar zaten. Virüs kalamaz. Hangi virüs olursa olsun. AIDS virüsü de dahil buna. Hocam. Ölülerimizi defnedemedik. Evet, kireç döktük. Diye. Evet. Kireç döktük hocam. Biliyorum. Hocam bunları pandemide
tekrar tekrar konuşmuştuk. Anlattık sürekli. Neden şimdi soruyorum? Bazı konularda hafızamız çok zayıflıyor ve unutabiliyoruz. Hatırlatma mahiyetinde bunları soruyorum size. Şimdi Avrupa'da şöyle söylentiler çıkmış. Evet, o sıvıyı bir şekilde uygulayanlar hatırlatma amaçlı yapılmalı. Ama hiç uygulanmayanlar gerek yok. Onlar doğal bağışıklığı kazandılar. Yani eğer bu söylenti R'le dönerse yeni bir doz kapıda olabilir mi? Tabii. Zaten hazırlandı. Şöyle söyleyeyim. İki önemli şirket var burada. Sıvı üreten. Bir tanesi sadece 10 fare üzerinde bunu çalıştı. Gerçekten. Tabii. Ben paylaştım onu Twitter'da. Bir tanesi 10 fare üzerinde bu çalıştı. Bu bilgi resmi kaynaktan elinize ulaşan. Evet. Zaten kendileri de söylüyorlar. 10 farede mi yapıldı bu? Evet. 10 fare üzerinde yapıldı, başarılı bulundu tırnak içinde. Şimdi insanlara uygulamaya başladılar. Şimdi o sizin söylediğiniz o hatırlatma şeyi bunlar işte. Ve şimdi tabii ki çok büyük şeyler var. Şimdi dediler ki benim gibi düşünen hekimler, ya dediler sizin bu şu anki en son çıkan ilk şey değil, biliyorsunuz yeni jenerasyon deniyor bunlara. Yeni jenerasyon yaptığınız sıvılar şu varyanta yönelikti. O varyant bitti şimdi. Değişik varyantlar çıktı. Olsun diyorlar. Olmakta her zaman fayda var. Tedbir. Ya yani neyin tedbiri? Zaten görüyoruz o şeyini. Yani hiçbir şekilde bir koruyucu özelliği yok. Ben hep hatırlarsanız hep bunları anlattım zaten. Tabii. İstatistiksel oyunlar yaptılar. %90-95 etkili dediler. Halbuki relative risk reduction kullandılar. Absolute risk reduction kullanmaları lazımdı. Yani istatistik bilmeyen hekimleri çok güzel kandırdılar. Gerçek şey istatistik çalışması sonucu şudur. Bunların ilk çıkanları için söylüyorum %0.84 koruyuculuğu vardır. %1 bile değil. Tabii hocam, o cepheden sizde çok büyük tepkiler de oldu. Evet. Eğer özel kabul etmezseniz şunu sormak isterim. Belki sınıf arkadaşınız olabilir, meslektaşlarınızdan sizinle var. Görüşmeyi kesenler oldu mu? Görüşmeyi kesenler tabii ki oldu. Şimdi alenen size hakaret eden, işte şey yapan bir kişiye niye şey yapacaksınız ki? Yani sonuçta siz bir şeyi söylemeye çalışıyorsunuz. O sizi işte kabalıkla, hakaretle engellemeye çalışıyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün Biden üzerinden Amerika'da başlattığı kampanya Avrupa'ya ve ülkemize gelirse... Tabii ki gelir. Çünkü zincirimiz zaten maddeler... Susar mısınız? Yok, niye susacağım? Ben doğru bildiğim... Tutuklayacaklar. Tutuklasın. O riski zaten alıyorsunuz ki. Yani ben şimdi yanlış yaptığımı düşünmüyorum ki. Kimseyi zan altında bırakmıyorum, kimseye hakaret etmiyorum, kimseyi suçlamıyorum. Ben olan şeyi paylaşıyorum, referanslarıyla paylaşıyorum. Bakın durum bu. Eğer bu suçsa tamam, o zaman yaşamamız da suç. Şimdi bunları konuşmamızın nedeni şu. Ciddi ciddi hazırlık yapıyorlar. Biraz önce konuştuk Dünya Sağlık Örgütü'nün olası sağlık krizleri, sadece virüs olarak düşünülmesin. İklim krizi falan, hepsini tek tek saydık. Böyle bir durumda zaten yapacakları o şeyleri de tek tek anlatıyorlar. Biz işte yönetime şey yapacağız, artık tüm kararları biz belirleyeceğiz. Biz o toplumun kimler kuralları uygulayacaklar, onları da biz seçeceğiz. Ve onların dokunulmazlığı olacak. Bakın, onların dokunulmazlığı olacak. Yani onlara kimse dokunamayacak, kimse yargılayamayacak, Türk Adalet falan yargılayamayacak. Onlar kendi şeylerine, bizim de verdiğimiz yetkilerle istedikleri kararı alacaklar. Ve diyecekler bunu yasalarla ki, belirleyecek. Tabii yasa üstü. Üretici firmanın yasalar gereği kendisine uygulamaması evet, gibi. Evet, kesinlikle. Mesela o konuda da şöyle örnek vereyim. Hastalarımdan yine bu sıkıntıyı yaşayıp da bana fikir danışanlar oldu. Ben dedim ki isterseniz sitesine girin bu şirketlerin, oraya yazın. Yazan da oldu. Cevap ne biliyor musunuz? O kadar şey ki, acıklı ki. Cevap şu: biz Türkiye'de acil kullanım onayı başvurusunda bulunmadık ki. Ona bile gerek kalmadı. Yani dolayısıyla zaten sitesine girdiğiniz zaman bakın siz de yazabilirsiniz. Buradan herkes yazsın. Söyleyelim, yazsın. Dese ki şu şirket, biliyorsunuz zaten. Evet. İşte ben şundan dolayı şu yan tesirleri yaşadım. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Cevap şu: biz Türkiye'de acil kullanım onayı vermedik ki. Size kim bunu yaptıysa, kim tavsiye ettiyse onunla konuşun. Bitti. Bu kadar basit. Peki
Bu hastalık için, COVID için acil kullanım onayına gerek var mıydı? Yoktu. COVID'in tedavisi vardı. Az önce söyledim size. 570 hastayı tedavi ettim ben. Dünya Sağlık Örgütü, hatırlayın, Mart ayında, Şubat ayında ne dedi? Tek bir teşhis yöntemi var, PCR dedi ve tüm ülkeleri bu PCR testi kiti almaya mecbur bıraktı bir anlamda. Tabii. Ne oldu sonra? Aradan 6 ay, 7 ay geçti Meral'ın. Aynı Dünya Sağlık Örgütü dedi ki evet biz yanılmışız dedi ya. Bu PCR testi çok yanlış pozitif çıkartıyor. Ama siz yine de yapmaya devam edin. Aynen öyle. Ve şimdi doğru bunları söylüyorsun. Biz görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi siz yönetici olsanız bu kadar hata yapan, maskenin koruyuculuğundan bahsettiler. Sonra bakıldı ki zaten hiçbir koruyuculuğu yok. Siz bunlara yönetim verir misiniz, sağlık yönetimini? Başında hekimin olmadığı. Vermezsiniz değil mi? Aynı şeyi sıvılar hakkında da söylediler biliyorsunuz. Bir doz hayat kurtaracak dediler. İkiye çıktı, üçe çıktı, dörde çıktı. İnsanları bilerek yanıltılar ya da bilmeyerek antikor düzeyinden hareket etmeye çalıştılar. Sonra baktık ki hiç kimsenin antikor düzeyine bakılmamış. Şimdi benim antikorum varsa ben niye bu sıvıyı alayım? Ona da bakılmadı. Tabii işlem uygulanmadan önce testin yapılması evet. lazım. Zira o işlemden önce evet. 20 gün önce eğer kişi COVID virüsünü evet. aldıysa şimdi siz geçirdiyseniz, antikorlu. Siz zaten bağışıksınız. En güzel şey zaten doğal bağışıklık. Peki o haldeyken işlemin uygulanması zarar veriyor hem mu? Hem de nasıl. Ve de bir şey daha söyleyeyim size. Daha tehlikelisi de şu. Bunu oldunuz. 2 doz, 3 doz. Bir de üzerine COVID geçirirseniz inanılmaz ağır seyreder. Üzerine konuda, geçirilirsin. Evet. Bu konuda da makaleler var. Hocam herkesin neredeyse ailesinden bir yakınını kaybetti bu dönemde. Gidenlerin hepsine Allah'tan rahmet tabii dileyelim. Ki, şimdi bizi dinlerken bu yürek acısıyla ya hoca siz de ne diyorsunuz? Biz yaşadık, ateş düştüğü yeri yakar diyenlere ne diyelim? Bir şey demiyorum ben zaten. Allah rahmet eylesin. Ben kurtarmaya çalıştım zaten. Böyle bir durum yaşadık, hepimiz yaşadık. Kendi ailelerimizden de yaşadık, yakınlarımızdan da yaşadık. Yaşamadık demiyorum ki ama çözdük. Vardı tedavileri. Demek ki bir şekilde tedavide aksaklık oldu, teşhiste yanlışlık oldu, tedavideki ilaçların yan tesirleri oldu, fazla doz oldu. Bilemiyorum ki erken entübasyon oldu. Bu konuda Amerikan verilerini size sağlıkla paylaşırım. Çünkü orada istatistik şeyleri çok sağlamdır biliyorsunuz. Tabii. Manipüle edilmeyenler. Hepsinin bilgileri var ama Türkiye'de hiçbir bilgi yok. Böyle bir bilgi yok Türkiye'de. Mesela ani ölümler var. Benim ilk aklıma gelen nedir? İşte bunlar. Ağır COVID geçirmiş mi bu insan? Böyle bir sağlık şeyi var. Yoksa sıvı mı olmuş? Bundan sonra mı oluşmuş? Ağır COVID'in tanımı sizde nedir? Kişi geriye dönük bir test etsin. Tabii ki. Ağır mıydı? Nedir? Şöyle ölçünüz ağır COVID mi? Olabilmesi için bir kere akciğere inecek. Bir, akciğer tutulumu olacak. Ancak sadece akciğer tutulumu yeterli değil. Kandaki oksijen düzeyi 90'ın altına düşecek. O zaman biz ona ağır COVID diyoruz. Evde bu süreci atlatabilir mi kişi? Tabii ki. Benim hastalarım o şekilde. Tüplü gelen hastalarım vardı benim. Oksijeni düşük. Çok vardı. Ve döndüler. Evet. Siz de duyuyorsunuzdur. Hacamat evet bizim evet, geleneksel öneririm. Tıbbımızın önemli kalemlerinden biridir. Fakat hacamat her zamankinden daha fazla bir rağbet var. Konuyu şuraya getireceğim. Uygulatanların yani bir dönem diğer cephede olup da bu işlemi yaptıranların ve arkasında duranların da zaman içerisinde yaşadığı aksaklıklarla bunu vücudundan atmak istediğine dair gözlemlerimiz doğru. var. Siz de katılıyor tabii musunuz ki, buna? Tabii ki. Hacamat çok faydalıdır. Ben tavsiye ediyorum zaten. Artmasının da çok hoşuma gidiyor. Bilen insanlarımız çok fazla var. Geleneksellerin hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Gelenekselle moderni harmanlaştırmak lazım. Bakıyorum şimdi. Bir kısım arkadaşlarımız ya da şeyden ya modern tıp bitti her şey hatalı. Hayır değil. Niye her şey hatalı olsun? Eğer siz aklediyorsanız modern genel veya bir kısmı diyor ki ya öteki gelenekselmiş bunlardan hiçbir şey olmaz. Alternatif tıp da neymiş? Çin tıbbıymış bilmem neymiş. Yanlış. Koca, çok affedersiniz. Koca karı. Hayır değil. Onların da doğruluğu var. Bakın İbn Sina'nın bende kitapları var. O zamanki uyguladığı şeyler var. Bakıyorsunuz o zamandan görmüş. Şimdi o bilgileri biz niye atalım bir tarafa? Onları da uygularım ben. Onları da kullanırım. Beslenme çok önemli. Vitamin çok önemli. Mesela bakın bir örnek daha vereyim size. D vitamini eğer insanlar kullanıyor olsaydı dünyada diyelim ki tahmini 7 milyon civarında insanımızı kaybettik dünyada COVID'den. Bu 7 milyon insanın %90'ı ölmeyecekti. Sadece D vitamini alsaydı. Sadece D vitamini. Evet. Hocam evde dilin altına damlatılan mı kastettiğiniz? Benim şeyim şöyle.
Kendi kullandım. Ayda bir D vitamini ampul. Ampul. Her ay bir tane ampul içerim ben. 300 bin ünite var içinde. Bence en etkili formu bu. Hayır ben ampul içmeyeceğim denirse eğer, ikinci etkili formu hap formu. Bu da içindeki üniteye bağlı olmak üzere 10 bin 20 ünite var. Gün aşırı ya da haftada 2 gün alınıyor. Üçüncü formu da damla formu. Bu benim dediğim. Damla formunu her gün almak zorundasınız. Bu bahsettiğiniz ampulü alırsak damlaya gerek yok ama. Evet, ayda bir. Bunlarda hangi ne olursa olsun 300 bin. Tabii D vitamini ampul 300 bin ünite zaten. Tamam. Ve şunu söyleyeyim mesela şöyle de bir yanlış anlamı oluyor. Şimdi D vitamini kan düzeyine baktığınız zaman 30 ile 70 ya da 30 ile 80 arası gibi çok geniş bir aralık var. İnsanlar bana diyor hocam benim D vitaminim çok iyiymiş. Bakıyorum 35. Hayır. 35 iyi değil. İdeal şey ya tabii ki istisnalar her zaman vardır. 80 ile 100 arası mükemmeldir. 80 ile 100 arası tuttuğu zaman ki D vitamini ampulle bugüne kadar benim hiçbir hastamda düşük çıkmadı. 80 ile 100 arası çıktı. Ama birinci derecede ampulü öneriyorsunuz. Evet. Diğer önemli vitamin de C vitamini. C. Hiç aksatmasınlar. Her gün C vitamini alsınlar. 1000 miligram C vitamini artı 15, 20, 30 miligram olabilir çinko. Bunlar düzenli kullanılmalı. Hem yan tesirleri hafifletmek anlamında. C, çinko. Evet. Diğer devam edeyim magnezyum. Magnezyumun glisinatı, tauratı ve trionatı çok önemli. Bana bazen hangisi diyorlar. En çok sorulan soru hangi magnezyum? Magnezyum glisinat, magnezyum taurat, magnezyum trionat. Üçü birden varsa onu da tabii ki tavsiye ederim. Seçilen magnezyum da bu üçü olsun. Evet. Hocam kapanışı sizin uzmanlığınızla yapalım. Bir kişi akciğerlerinin sinyal verdiğini hangi tezahürle görür? Tabii. Nasıl anlar? İlk belirti nedir? İlk belirti erken yorulmadır. Öksürük şeklinde olabilir. Yani sebepsiz öksürük oluşur. Nefeste sıkıntı yaşar. Nefeste ses çıkmaya başlar. Bir de şu unutulmasın. Akciğerler aslında burundan başlar. Ve bir görüşe göre ki çok hoşuma gider bu görüş. Burun akciğerlerin dışarıya çıkmış halidir. Zaten devam ettiğiniz zaman biliyorsunuz ana nefes bozu da ikiye ayrılıyor. İki büyük akciğer. Dolayısıyla solunum sistemi burunla başlar. Burun sağlığı, boğaz sağlığı çok önemlidir. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim size. Eğer insanların burun ve ağız sağlığı çok yeterli olsaydı yine aynı şeye döneceğim. O 7 milyon insanımızın neredeyse %90-95'i ölmezdi. Hocam burun sağlığı dediğinizde işte burun nasıl bir sağlık? Tıkanıklık olmayacak, ondan sonra sigara içilmesi olmayacak, alerjik durum varsa tedavisi olacak. Mesela şurada böyle nohut gibi şişmeler oluyor. İşte şöyle o zaman onu açayım. Şimdi burun ve sinüsler dünyanın en harika air conditioner sistemidir. Şöyle düşünün, şimdi biz normalde ağızdan mı nefes alıyoruz? Burundan nefes burundan alıyoruz. Neden burundan nefes alıyoruz? Şunun için. Burundan nefes aldığımız zaman dışarıdaki hava ne kadar soğuk olursa olsun veya ne kadar sıcak olursa olsun burundan girdiği anda bir anda vücut sıcaklığına geliyor. İçindeki partiküller burun içerisinde tutuluyor. Bir de aynı anda sinüsler var. Sinüsler nedir? Frontal sinüs dediğimiz alında, yanakta, işte burnumuzun etrafında burnumuzdan doğru açılan hava içeren boşluklardır. Burundan nefes aldığımız zaman hava direkt akciğerlere inmiyor. Hemen anlık bir şekilde sinüslere gidiyor. Yani burun ve sinüsler air conditioner oluşturuyor. Ondan sonra akciğerlere gidiyor. Burada mekanizma ne? Amaç ne? Bir, dışarıdaki havayı vücut havasına getirmek sıcaklığını. İki, vücut nemine getirmek. Ne kadar nemli olursa, ne kadar kuru olursa olsun. Bu hücreler bunu yapıyor. Üç, mikroorganizmaları tutmak. Dört, tozları, partikülleri tutmak. Virüsleri tutmak. Çünkü öldürücü hücreler var orada. Burnumuzda da var, sinüslerde de var. Aşağı inemiyor. Ne zaman ki burası bypass edilirse, nasıl bypass edilir? Burnumuzu kapatalım ya da burnumuz tıkalı, ağzımızdan nefes aldığımız zaman bu anlattığım işlemlerin hiçbiri yapılamaz. Soğuk havadaysa soğuk hava direkt akciğerlere iner. Çok nemli direkt iner. Çok kuru direkt iner. Çok mikroplu direkt iner. Alın size hastalıklı. Bir de yapılan en büyük hatalardan biri, bademcik ameliyatı olunduysa, geniz eti ameliyatı olunduysa, tamamen sınırlar açık. O bir koruma kalkanı mı? Tabii ki.
bademcikler. Çok zorunlu olunmadıkça ne bademcik ameliyatı yapılsın ne de genizit ameliyatı. Onlar bizim jandarmamız. Peki hocam, burası bu kadar kritikse tıkanıklığı açmak için kullanılan fısfıslar? Doğru kullanılmalı. Bazıları 3 ya da 5 günden uzun süre kullanılmaz. Doğru manevrayla kullanılmalı. Şöyle 2 tane sıkmayla olmaz. Onun değişik şeyi var. Başımızı öne yiyeceğiz, yana doğru tutacağız. Onu başka zaman anlatırım size. Bu şekilde kullanıldığı zaman yeterli tedaviyle, yine hap formları da var. Yine D ve C vitaminleri burada çok önemli. Bunları koruduğumuz zaman akciğerleri koruruz. Hocam, biliyorsunuz en sık ölüm nedeni enfeksiyonlara bağlı akciğer enfeksiyonlarıdır. Covid'de olduğu gibi. Hocam, bu enfeksiyon, iyi ki söylediniz. Kimi görsek düşmeyen SRP. Hı hı. Neden bu kadar çok enfeksiyonlu olduk? Çok kolay. SRP yüksekliği enfeksiyonu göstermez. SRP yüksekliği inflamasyonu gösterir. İnflamasyon, enfeksiyon ya da başka bir şeye karşı vücudun verdiği yanıttır. Yani bu bir romatizmal durum olabilir, bir alerjik durum olabilir, enfeksiyon olabilir ve birinci sırada gelen de uygulanan sıvılardır. Uygulanan sıvılara vücudun verdiği yanıttır. Ama SRP yüksekliğine antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Gene gömleği yanlış yerden mi bağladık? Çünkü SRP eşittir enfeksiyon değil. Ve daha ileri gidiyorum. Kurumayan enfeksiyonlar, yani düşmüyor. SRP düşmüyor. 3 aydır antibiyotik tedavisi görüyor ama düşmüyor. Boşu boşuna. İsterseniz bir başka konuda buna değiniriz. SRP sadece ve sadece inflamasyon şeyidir. Yani vücuda bir mikroorganizma girdiyse yükselebilir. Vücutta bir alerji oluştuysa yükselebilir. Vücutta kanser olduysa yükselebilir. Romatizma olduysa yükselebilir. Veya dışarıdan bir başka şey verildi, ona reaksiyon gösteriyor hücre, vücutlar. O zaman yükselir. Enfeksiyon parametresi değildir SRP. Eyvah. Sadece yükselten nedenlerden bir tanesidir. SRP yüksek eşittir antibiyotik, yanlış. SRP yüksek eşittir antiviral, yanlış. En büyük hatalardan biridir. Şimdi bu videoyu iki kesim de izleyecek. Sizi çok sevenler özledikleri için izleyecekler. Bir de size kızanlar var. Çok rica etsem size kızanlara lütfen bir kapanış yapalım. Bir de sizi sevenlere, çok uzun zamandır benden yani istiyorlardı. Kızabilirler, bir şey yapabilirler, eleştirebilirler ama benim her zaman söylediğim gibi bir şey konuşurken ben nerede yorum yapıyorsam onu söylerim. Diğer anlattığım her şey kanıtlıdır, referanstır. Biz öyle yetiştik. Yani bizim doğamıza aykırıdır, ben burada çok özür dilerim, yalan söylemek, çok affedersiniz, palavra atmak, yanlış bilgiler vermek, o benim özüme aykırı bir şey. Biz böyle yetiştik. Yani bizim için hep dile getirdiğim 3 tane anayasamızın, tıp anayasasının 3 tane kuralı vardır yeminimizin. Bir, önce zarar verme. Yani karşıdakine önce zarar verme. Önce iyileştir değil, bakın önce zarar verme. 2, dinle, kendini onun yerine koy, araştır. Hastayı dinle, kendini hastanın yerine koy, vakit ayır. 2 dakikayla muayene olmaz. En az 15 dakika sürmeli. İdeali yarım saat bence. Hastayı dinle. Üçüncüsü de muayenesini yap, tepeden tırnağa yap. Ben akciğer doktoruyum, sadece akciğerleri dinlerim deme. Ben kalp doktoruyum, sadece kalbi dinlerim deme. Hastayı dinle, boğazından, burnundan, akciğerlerine, kalbine, karnına kadar her bölgesine bak. Ve yapabiliyorsan tedavi et. Bizim 3 kuralımız bu. Yapamıyorsan arkadaşına, meslektaşına gönder. Çözemiyorsan ya bir de bunu deneyelim deme. Ve her olasılığı düşün. Neden bu hastalıklar fazla oldu? Biraz önce çok güzel SRP yüksekliği. Neden SRP yüksekliği önceye göre daha fazla oluşmaya başladı? Çünkü SRP en çok istenen kan parametrelerinden biridir. E bu 2020'den 2019'dan bu yana ne değişti? Ne farklılık oldu? Onu sorgulasınlar, onu akletsinler. Hepsinin çözümü var. Bir tek ölümün çözümü yok. O yüzden bana kızanlar kızmaya devam etsinler. Ama bu söylediklerimi de kulaklarına bir şekilde küpe yapsınlar. Sevenlere de bir... Sevenleri de Allah razı olsun hepsinden. Çok dua ediyorlar. Beni çok yüceltiyorlar. Estağfurullah, öyle bir şeyim yok benim. Ben kendi öğretilerim doğrultusunda, aile terbiyem ve işte hocalarımızdan öğrendiğimiz, kendimizin üstüne kattığı şeylerle İnsanlığa hizmet için uğraşıyoruz. Sayılarımız, akledenler, gerek hekim olsun gerek hasta olsun, gerçekten artıyor. Bu çok hoşuma gitti. Pandeminin başındaki gibi değil. Artık her şey sorgulanıyor. Bu da çok güzel bir şey.
Efendim Profesör Doktor Serhat Fındık bizimle birlikteydi. Uzun zamandır beklenen konuktu. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Yorumları bekliyoruz aşağıya.